Herkese selamlar. Bugün aft diye tanımladığımız ve birçoğumuzun yaşam kalitesini düşüren ağız yaralarından bahsedeceğiz. Aftlar ağız mukuzasında görülen küçük, ağrılı ve açık lezyonlar veya yaralardır. Sıklıkla diş etinde, dilde, yanakların iç kısmında, yutakta ve dudaklarda görülürler. Genellikle beyaz, grimsi veya sarı renktedirler ve kızarık bir sınırla çevrilidirler. Aftlara aftöz ülser ismi de verilir ve uçuk gibi bulaşıcı değillerdir. Ve çoğu zamanda hiçbir tedavi gereksinimi olmadan kendi kendine 1-2 hafta içinde iyileşirler. Aftlar minör, majör ve herpetiform olmak üzere 3 grupta sınıflandırılabilir. Minör aftlar çapları 3 ve 10 mm arasında değişen ve en sık görülen aft tipidir. Ve 2 hafta içinde hiçbir iz bırakmadan iyileşirler. Majör aftların ise sınırları düzensiz ve belirsizdir ve çapları 10 mm'den fazladır. Minör aftlardan daha geniş ve derindir. İyileşmeleri haftalar veya aylar sürebilir ve iyileştikten sonra iz bırakırlar. Herpetiform aftlar 2-3 mm'lik çaplara sahip küçük ülserlerden oluşan çoklu aft grubudur. Bazı durumlarda yüze kadar küçük aftın bir arada görüldüğü ve sonradan birleşip büyük bir afta dönüştüğü dahi görülebilir. Aftların muhtemel sebeplerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Diş fırçalarken diş tedavileri esnasında spor kazalarında veya yanan kazara ısırılması sonucu oluşabilen fiziksel travmalar. 2. Duygusal kaynaklı stres. 3. Sodyum laurel sülfat içeren diş macunu veya ağız gargaraları. Bu madde diş macunlarına köpürme etkisi yapması nedeniyle konulan fakat bazı bireylerde alerjiye neden olup aft sebebi olabilen bir maddedir. Daha geniş bilgi edinmek isteyenler en iyi diş macunu videomuzu izleyebilirler. 4. Sigara kullanımı. 5. Vitamin B12, çinko, folik asit veya demir eksikliği. 6. Baharatlı yiyecekler, asitli yiyecekler, çikolata, kahve gibi bazı besinlere aşırı duyarlılık. 7. Özellikle bayanların adet dönemlerinde artan östrojen ve progesteron hormonları. 8. Lupus ve Behçet hastalığı gibi bazı otoimmün hastalıklar. 9. Çölyak hastalığı, ülseratif kolit ve kron hastalığı gibi bazı iltihaplı bağırsak hastalıkları. 10. AIDS, grip veya organ nakli hastaları gibi bağışıklık sisteminin zayıfladığı veya baskılandığı durumlar. Aftlar ağızda hafif bir yanma ve kaşınma hissi, yerken ve yutkunurken ağrı ve yakınındaki dişe basınca batma gibi belirtiler oluşturabilirler. Nadiren de ateş, şişmiş lenf düğümleri ve kilo kaybına sebep olabilirler. Aftların teşhisi için özel bir test gerekmez. Diş hekiminiz veya doktorunuz basit bir görsel muayene ile aftları teşhis edebilir. Aftlarınızın uzun süre iyileşmeden kaldığı durumlarda hekiminiz sizden bazı ekstra tetkikler talep edebilir. Aftların çoğu zaman tedaviye ihtiyacı yoktur ve kendiliğinden iyileşir. Ama bazı durumlarda şu öneriler faydalı olabilir. 1. Yemek öncesi ağrıyı hafifletmek adına benzokain içeren bir krem aft üzerine ve çevresine sürülebilir. Bu o bölgede yüzeysel bir uyuşma oluşturacak ve çiğnerken ağrı duymanızı engelleyecektir. 2. Geniş majör aftların olduğu durumlarda kortikosteroid içeren veya bazı başka etken maddeler içeren jeller veya gargara'lar ağrıyı azaltmak ve aftın enfekte olmasını önlemek için kullanılabilir. 3. Geniş aftlarda enfeksiyon riskini azaltmak adına aft yüzeyi oksijenli suyla da silinebilir. 4. Folik asit, B12 vitamini, çinko ve demir yönünden eksik besleniyorsanız bunların takviyeleri alınabilir. 5. Eğer aftınız altta yatan başka bir hastalığın belirtisi ise öncelikle bunun teşhisi ve bu hastalığa yönelik tedavilerin yapılması şarttır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazmaktan Lütfen çekinmeyin. Herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.